bunların toplanması ve saklanması konusunda bize bir seminer vermeyi kabul ettiler. Üyelerimiz arasında yoğun tohum değişimi de olduğu için, tohum takas etkinliği de olduğu için bu seminerden, verilecek olan bu seminerden çok faydalanacağınızı düşünüyorum. En azından aldığımız tohumları hem bitkinin üzerinden hem birbirimizden nasıl saklayacağımızı, nasıl muhafaza edeceğimizi daha bilimsel, kesin kurallı öğrenmiş oluruz. Ve tohum bankası nasıl kurulur, nasıl bunlar geleceğe kazandırılır, onları da öğrenmiş olacağız. Size böyle bir müjde de veriyoruz. Yine bir başka müjde daha. İlk defa üyelerimizden biri de söz verdi diğer üyelere yardımcı olmak için Menekşeci Baba. İzmirli üyelerden Menekşeci Baba, seminerlerden bir tanesinde o verecek. Bütün Afrika Menekşeciler hazır olsun. Menekşeci Baba, Afrika Menekşeleri hakkında Doğan Bey bize bütün detaylı bilgileri verecek. Şimdi kısaca saksı değiştirmeyle başlayalım. Yoksa biliyorsunuz ben lafı uzatmayı, çok konuşmayı severim, farkı fazla dağılmadan. Saksıları değiştirirken evimizdeki şimdi balkonlarda ve yetiştirdiğimiz bitkilerin balkon, bahçe bitkisi, iç mekan bitkisi her ne olursa olsun belirli bir süre sonra, 1-2 sene içerisinde saksılarını değiştireceğiz. Öncelikle daha önce de mutlaka söylemiş olabilirim. İki kez duyanlar bunu biliyorlardır ya da kendi tecrübelerinden. Bilmenizi istediğim en önemli şey, bir bitkiyi asla çok büyük bir saksıya geçirmemeniz gerektiği. Bitkiyi kendi saksısından bir numara büyük saksıya geçiriyoruz sadece. Ama burada güzel güzel büyüsün diye şu kadarcık bir kum katı, kam katı, şu kadar bir saksıya dikmiyoruz. Her zaman bir numara büyük, kaplı yetiştiricilikte bir veya iki numara büyük bir saksıya geçiriyoruz. Daha fazlasına değil. Neden böyle yapıyoruz? Biz çok rahat bir kök gelişimi verdiğimizde bitki köklü çalıştırmaya gider, yeşil aksamona yetişemez. Kaplı yetiştiricilikte ikisinin dengede gitmesini isteriz. Bu yüzden dengeli bir kök ve taç, bir habitus, üstte bir habitus ve kök ona göre sağlayabilmek için her zaman toprağını da kökünü de dengeli büyütürüz. Onu ne kadar büyütürsek kendisi de ona göre bir gelişme sağlar. Yoksa yeşil aksamı, büyük aksamı buna uygun geliştiremez. Özellikle salon bitkilerimizde çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Bir de estetiğini de ona uygun sağlayamazsınız. Ha bir de şu da var. Hazırladığınız harç ne olursa olsun bir müddet sonra kaplı yetiştiricilikte onu düzgün beslemediğinizi de göreceksiniz. Ben nasıl olsa 3 sene 5 sene bunu idare eder bu toprak onu. Ondan sonra bitki gıdasızlıktan zayıf kalıyor, perişan düşüyor, böyle cılızlaşıyor. Şöyle benim gibi güre bir şey olmuyor. Dolayısıyla zamanında değiştirip düzgün beslersek böyle sorunlar ortadan kalkmış olacak. Peki değiştirirken saksılarımızı, ben size formüllere geçmeden önce nelere dikkat edeceğiz saksı büyüklüğünden başka, onlara geçelim. Saksı büyüklüğünden başka dikkat edeceğimiz en önemli konu, bitkiyi saksıdan çıkardığımız zaman kuş yuvası kök oluşumudur. Bunu daha önce de söyledim. Eğer dış mekan bitkisi dikiyorsak ve büyük bitki dikiyorsak saksı değiştirmek bir daha zor olacaksa, uzun süre ellemeyeceğimizi düşünüyorsak, bu tüyoyu daha önce de vermiştim, yine not edebilirsiniz. Saksının içerisine bakırlı bir preparat sürebilirsiniz. Eğer bakırlı bir preparatı fırçayla saksının içerisine tamamen sürerseniz, bu bitki saksısının içerisinde kuş yuvası yapmayacaktır. Belki bonsaiciler de faydalanabilir bundan, içerisinde kuş yuvası yapmaması için. Nail Bey bonsaici ama biliyorsunuz ayrıca bir pembe domates için. Şimdi bütün bunların dışında şuna da dikkat ediyoruz. Hijyen. Mutlaka gidip yeni saksı alın, yeni saksılar, sıfır saksılar kullanın demiyoruz. Evdeki kendi kullanılmış saksılarımızı kullanabiliriz. Ama bir saksıyı, kullanılmış bir saksıyı yıkamadan, dezenfekte etmeden bir daha yeniden kullanmıyoruz. Nasıl dezenfekte edeceğiz? Çok basit. Çamaşır suyu. Bildiğimiz çamaşır suyu, klorak diye İzmir'de isimlendirdiğimiz. Hemen onunla bir solüsyon hazırlayacağız. Güzelce yıkayacağız saksımızı. İstediğimiz gibi ondan sonra kullanabiliriz. Bunun dışında eski topraklarımızı peki kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanırız. Her seferinde yeni harç, yeni toprak olmaz. Onları da zenginleştirelim, ıslah edelim, onları da kullanalım. Ama evde özellikle
özellikle içerisinde kök çürüklü toprak hastalıkları gibi topraktan kaynaklanan bir rahatsızlıktan dolayı bitkiyi kaybetmişsek, o toprağı kullanmadan önce mutlaka bir ısıl işlemden geçirelim. Bunu sitemizde uzun uzun size anlatmayacağım. Elektronik dergi biliyorsunuz bir sene yayınlamak kısmet oldu. Ondan sonra yapamadık başka sayılarını, bir yıl boyu yaptık. Ama elektronik dergimizin orada e-dergi arşiv diye girerseniz, yanılmıyorsam Mart veya Nisan sayısındaydı. Sayılara da bakarsanız konular yazıyor. Bitkileriniz için hijyen ve saksı değiştirme konularında benim yazdığım makaleler var. Çok detaylı olarak sitemizde nasıl değiştireceğimizi ve bununla birlikte dezenfeksiyon işlemini toprakta evde nasıl yapacağımızı anlatıyoruz. Çok kısa bahsedeyim burada. Bu güzel günde vaktinizi de burada uzun uzun öldürmenizi istemiyorum. Bir kabın içerisine alüminyum folyo yayınız, eski toprağınızı koyunuz. Üzerine onu ıslatacak kadar kettle'da veya çaylanlıkta ısıttığınız kaynar suyu dökünüz. Folyonuzu kapatınız. Yaptınız mı bir paket? Ondan sonra fırınınızı güzelce ısıtıp bunu sokunuz, yarım saat dursun, kapatın, fırın soğusun, folyonuz soğusun. Ondan sonra açın, arkasından gayet güzel, içerisinde hastalık, zararlı, yabancı ot gibi etmenleri olmayan eski harcınızı gönül rahatlığıyla tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama bitki besinleri açısından zenginleştirmek için bu da olduğu gibi değil, yeni, güzel malzemeyle harmanlayarak kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü onun içerisinde daha önce yetişmiş olan bitki muhtemelen içerisindeki besin maddelerini de tüketmiş olacaktır. Güzelce beslenebilirsiniz. Şimdi buna da değindikten sonra önemli bir konu daha var. Demin kuş yuvasından bahsettik. Kuş yuvası kök oluşumuna hepiniz rast gelmişsinizdir. Saksının altında çok geciktiğinde saksı değiştirmeniz, bitkiyi çıkardığınızda şöyle saç gibi dolandığını kökün görürsünüz. Eğer onu bozmadan o fidanı, diyelim ki bahçeye diktiniz, bu bir meyve fidanı da olabilir, bir süs bitkisi fidanı da olabilir, sebze fidesi de olabilir, ne oldu mevsimlik çiçek de olabilir, ne oldu hiç önemli değil. Eğer siz o kuş yuvası oluşumunu hiç bozmadan bunu toprağa veya yeni yerine geçirirseniz bitki köklerini açıp da yeniden yerine adapte olamaz. Dolayısıyla hiç bir başka sorun olmadığı halde sırf bu yüzden toprağa tutunamayan ve ölen bitkiler görürüz. Özellikle meyvecilikte bu çok önemli. Zeytinde görürüz örneğin. O böyle durduğu zaman adapte olamıyor, toprak alamıyor. O saçak kök yayılamadığı için de diyelim ki şeye de dayanamıyor bu sefer, rüzgara dayanamıyor, tutunmadı çünkü. Yerinde böyle duruyor, saçak kökü adapte edemiyor. Ne yapacağız? Yapacağımız işte çok basit. Bir fırçata, bir keskin bıçak, alttaki o kök oluşumunu kesiyoruz, atıyoruz. Arkasından elimizdeki etrafını da çok sarmışsa yine keskin bıçakla birkaç yerinden çizdiğimizi de atıyoruz, şöyle kesiyoruz. Oradan yeni kılcalıkla konuşmayacaktır. Arkasından gayet güzel dikimimizi yapıyoruz. Yani yapacağımız iş zor bir iş değil. Aslında son derece kolay bir iş. Ama biz genelde hoş geldiniz. Aceleci olduğumuz için birdenbire böyle aman yapıvereyim, önemli değil bir şey falan deriz. Oysa yapmayalım. Biz ağaçlar neceyleri hepimiz doğa sever insanlarız. Buna da maksimum özen gösterelim. Emek veriyoruz, dikiyoruz. Bari yaşasın, bari adapte olsun. Bunun dışında asıl önemli konulardan bir tanesi, çok önemli konulardan bir tanesi saksı harçlarının hazırlanması. Gelelim o konuya. Şimdi ben size bugün kağıt kaleminiz varsa dediğim gibi not alabilirsiniz. Keşke projeksiyon cihazımız çalışsaydı ama nasibini yokmuşum. Şöyle geçen hafta yeni bir hırsızlık olayı atlattım. En duyduğum anda hırsızlık olduğunu birden heyecanlandım ve dedim ki eyvah projeksiyon cihazı ne durumda? Çünkü projeksiyon cihazımız ağaçlar nedir? Üyelerimizin sizlerin katkılarıyla birlikte para toplayıp aldığımız projeksiyon cihazıdır bu. Benim şahsi projeksiyon cihazım değil.